paylaşmıştım ama belki takip... Oğlum değil. Şöyle düşünün şimdi hani. Siz beni tanıyorsunuz, sizin kanalın içinde takipçileri onu tanıyor. Şimdi uzun süredir ben bir video çeksem, saçım 3 numaraydı, ondan sonra geldim size, evet arkadaşlar, tarzımı değiştirdim, saçlar uzadı, artık gözlük de takıyorum falan desem, yadırgamayacaksınız ya, o da kendi takipçilerine şey yapıyor işte. Takip etmenleriniz vardır diye söylüyorum. Ürtükerimi biliyorsunuz, son videomda da zaten kolum çok ağrıyordu, çok rahatsızdım. Yine çok kötüleşti. Yani o videodan sonraki günlerde zaten çok kötüleşti. O yüzden doktora gittik ve yeni bir tedaviye başladık. Şu an çok şükür iyiyim. Umarım ki tedavi işe yarayacak bu sefer. Bundan biraz umutluyum. Yani iyileşeceğim umuyorum ki ama şu anda iyiyim. Bayağı sorunuz ettiniz, konuştuk zaten Instagram'da. Çok teşekkür ederim. Artık korku hikayeleri çok okumak istemiyorum çünkü eskiden çok korkmuyordum. Ama şu evde tekken oturup korku hikayesi okumak beni çok geriyor. Bir de ben özel... O sırada ben. 7/24 korku oyunu oynuyoruz. İlk başta bu arada ben de korku oyunlarını ilk oynarken... Bak o ilk ev çok büyüktü benim. Ve ben o yayından çıktığım zaman sağa sola bakmadan evden hızlıca fırlıyordum. Bak. Tamam mı? Ondan sonra diğer eve geçtim. Diğer evde stüdyoydu. O da küçüktü. Ondan da hiçbir şekilde korkmuyordum. Ha, zaten hani göreceğim yer gözümün önü. Hani bir yerde biri saklanamaz. Bir şey olamaz. Onda da hemen çok rahat bir şekilde çıkıyordum. Bu ev ilk taşındığım zaman... Baba bak şimdi. Bak. Baba. Ev 2 katlı, tamam mı? Şimdi ben size gece korku oyunu oynuyorum. Gece korku oyunu oynadığım zaman aşağı kata inmiyorum ya mesela. Yukarı katta hemen yatıyorum. Baba yukarı katta yatarken aha böyle yatıyorum. Lan aşağıdan ses geliyor bazen. Bu arada mesela Tuğkan abi falan da çok şahit. Benim bu evden çok ses geliyor. Hatta Tuğkan abi en son geldiğinde dedi ki oğlum bak bu evde senden başka biri yaşıyor amına koyman dedi. Bu evde çünkü mesela ben bu evde aşağı katta otururken yukarıdan bam diye ses geliyor birden. Hani ne olduğunu anlamıyorum hani. Çatı çarpıyor falan, bir şeyler oluyor. Hani bu evden değişik değişik sesler geliyor hep. Yani çatı katındayım. Belki o yüzden çatıdan battan mesela rüzgarlı günler yatarken lam 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 lam. O yüzden ben bu evde mesela bazen tedirgin oluyordum. Artık burası da eski evimiz yani arkadaşlar. O yüzden dolayı mesela bu evde de şey yapıyordum. Ondan sonra alıştım. Ha şu an mesela ben ilk başta bu evden çıkarken de mesela jet hızında çıkıyordum. Hani korku oyunu oynadım, yayını kapadım ya. Çantayı topla, hiçbir şeye bakmadan aşağıdan. Vız! Bir de aşağıda benim lamba bozuktu. Üşengeçliğimden lambayı da hiç yaptırmadım. Aşağı katın ışığı da yanmıyordu. Ben alayım, açtığım gibi kapıyı, açtığım gibi ayakkabıyı dışarıya at, fırla. Ondan sonra alıştık artık. Şu an karanlığın içinde yürüyorum. Lamba bile yok evde. Allah'ını sikeyim, düşüyordum lan. Işığa takıldım. Özellikle biliyorsunuz bu... Dağ evi daha büyük değil mi? Bak ben söylüyorum. Dağ evinde ben altıma sıçacağım. Bak orada yayın yaparsam şahit ki yapacağım. Zaten ben silahımla gidiyorum dağ evine. Zaten kapıda da iki tane köpeğim var, Robo ile Laura. Zaten silahımla gidiyorum, bak bunu resmi olarak söylüyorum hani. Evet silah, yasal silahım da var. Silahımla gidiyorum, silahım orada duruyor. Hani bir şey olursa Allah korusun, çektiğim gibi pat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 . Allah korusun, ruhsatlı tabi ya. Bu konsepte ekşi sözlükte yazan insanların hikayelerini alıyorum. Niyeyse bana böyle ekşi sözlükte yazılanlar daha gerçekçiymiş. Çok... Hatta orada benim bir planım var. Ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt bahçeye setup'ı kuracağım. Bahçenin ışıklarını kapatacağım. Tamam mı? Kapkaranlık, zifiri karanlık ağaçların arasında setup'ı düşünün benim. Korku gecesi. Nasıl fikir? Aha. Dri. İnsan uydurmazmış. Oradakilerin yaşı daha büyükmüş gibi geliyor. O yüzden onların anlattığı şeyleri okumak da beni daha çok korkutuyor açıkçası. Ama olsun artık, ne olursa olsun. Akşam uyuyamamak pahasına da olursa olsun bu videoyu çekeceğim. Bu arada ben böyle daha... Tek yapamazsın. Tek yaparım. Benim öyle şeylerden korkum yok. Benim buradaki tek korkum ne biliyor musun? Bir tane salak benim o adresimi bulur da, şaka yapmaya gelir de ve ben onunla takışırsam hani bir zarar verme gibi bir şey yaşanırsa ben onlardan korkuyorum. Tek korkum o. Yoksa benim kimseden hiçbir şeyden korkmuyorum. Niye korkayım oğlum? Kendi evim amına koyayım. Ama ben orada şeyden tedirgin oluyorum şimdi. Orası biraz ben kendim olduğum için hani kendi alanım olduğu için doğal olarak kendimi koruyacağım. Orada da bir tane aptal gelir, şaka yapmaya çalışır, bir şey olur. Allah korusun. Abi korkmazsın ya, altıma sıçarım. Ama zaten o tepki altıma sıçtığından dolayı vereceğim bir tepki olur.
inli cinli hikayelerdense böyle sebebi açıklanamayan, böyle hani kafada bir soru işareti kalan, bir türlü mantığa oturmayan hikayelerden daha çok etkileniyorum sanırım. Bu tarzda aldım. Normal inli cinli hikaye var mıydı çok hatırlamıyorum. O tarz bir şeyler de aldım. Allah Allah. Siz de böyle çok anlamlandıramadığınız zamanında böyle bir olay yaşamıştım diyorsanız mutlaka aşağıya yorum olarak yazın. Ben onları okumayı çok seviyorum. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Birkaç yıl önce fal işine merak sardım. Yalnızca İstanbul kağıtlarıyla açılım yapıp kahve falı bakıyordum. Ama bu... Şimdi odaklanın hikaye arkadaşlar. Bu videonun olayı bu. Hikayeye odaklanacağız. Yorumluya yorumluya izleyeceğiz hep beraber, tamam mı? Abi izlemeyelim, korkuyorum. Ben varım kardeşim, korkma. Tamam, ben varım. Korkmuyorsun. Ben buradayım. Arkadaş ortamlarında tamamen zevkine bir durumdu. Ancak karşındaki insanın içinden geçeni tutun, yaşadıklarını ve yaşayacaklarını dahi biliyordu. Hatta şöyle diyeyim, kahve falanı dilek tuttururken kaç tane dilek tuttuğunu, birinden vazgeçip geçmediğini, o dileğin kapsamını, gerçekleşme zamanını ya da sürecini söylüyordum. Allah anlayacağınız Allah. Oldukça amatör olsa da fincana baktığımda gerçekten görüyordum ki hala gözümdeyse dahi görüyorum. Bunu cidden açıklayamıyorum. Allah Allah, ya ben de böyle şeyleri gördüğüm zaman diyorum ki ya baba sen... Kahve falından bunları tahmin edebiliyorsan o zaman yarın borsada ne olacağını da tahmin et. Ben mesela borsayla ilgilenen biri olayım. Sen benim falıma bak, borsada ne olacağını tahmin et, parayı vurak. Yani böyle şeyler hiç yaşandığını görmedim ama yani. Hiç de bize denk gelmedi böylesi. Hayatımda olmasını istediğim arkadaş bu arada. Fal bakan tek bir arkadaşım yok. Neyse, çok haşır neşir olduğum bir dönemde herkes ısrarla bakmamı istiyordu. Çok fazla baktığım o dönemde geceleri uyuyamamaya başladım. Uykuya dalacakken ani bir dürtülmeyle uyandırılıyordum ya da sürekli çevrende birileri varmış gibi geliyordu. Bu olay 3-4 gece boyunca devam etti. Uyuyamama halim öyle bir noktaya geldi ki sürekli gözlerim açık, odayı tarar vaziyette. Yani bu psikolojik problem bence. Şu an psikolojik problemi başlamış. Çocukluğunda macukluğunda çevresinden duyduğu şey işte bak. Fal bakarsan gece seni rahatsız ederler bak. Öyle şeylere yapma. Bunlarda sıkıntı var. Üçlüler gelir gece. Sıkıntı yaşarsın derken onun bilinçaltında bu gerçekleşiyor. Böyle duruyor duruyor duruyor. Psikoloji bozulmaya başlıyor. Bence. Şu an bile tüylerim ürperiyor ancak oldukça yakınımda nefes sesine benzer ses ya da hafif temas hissediyordum. Gözlerim açık, korku dolu, en son beynimin kendini kapatmasını bekliyordum ki bilincim kapansın uyuyayım. Bu böyle devam etmez diye düşünerek etrafımla konuştum. Üfürükten olmayan gerçekten sağlam bir din adamına danıştık. Kendisi de cinlerin dünyalarına çok temas ettiğimiz, ziyaret edildiğimiz, ziyaretin bitmediğini, temas kurduklarını belirtti. Kendisinden bu duruma uygun bir dua yazması rica ettik. Dua hala yastığımda durur çünkü kendisi dua kaybolana kadar onunla yatmamı tavsiye etti. O günden sonra fal bakmayı bıraktım, tövbe ettim. İşin garibi o zamandan yaşadığım hisleri ara ara yaşamaya devam ediyorum. Sürekli yanında biri ya da birileri var gibi hissediyorum ancak tabii ki somut bir durumla karşılaşmadım. Bunun haricinde çocukken de birkaç şey yaşamıştım ancak anlatmak istemiyorum. Faldan uzak durun arkadaşlar. İnanılması eğlencesi bir yana ama uzak durun tavsiyemdir. Ya bunu alma sebebim arkadaşlar, fal bakan insanlar hep bunu söyler ya. Evet de hep böyle bir muhabbet dönüyor. Ama bence psikolojik bir şey bu yani hani. Ben çok iyi fal bakın. Artık bakmıyorum. İşte bıraktım vesaire. Bunu diyenler çok olur. Yani ben de hani çok yakın arkadaşım olmasa da zamanında fal bakan insanlardan bunu duyduğum olmuştu. Bu yani hepsinin aynı şeyi söylemesi bir tesadüf mü? Yani bir süre sonra gerçekten rahatsız mı edilmeye başlanıyor insana ya da ne? Bizim mesela lisede bile bir tane hoca vardı. Dershane hocası. Adam hani dine hiçbir şekilde inanmıyordu. Ondan sonra hep şey muhabbeti dönüyordu ya işte ekmekle yatma cinler gelir çarpılırsın. Adam diyordu ki ben yatağa ekmekle serptim diyordu. Ekmeği serptim üstünde yattım hiçbir şey olmadı diyordu. Şimdi bunu diyen de var, onu diyen de var yani. Kim istedi ki, bizim köyde biri vardı ekmeğin yanında yattı, kolları ters döndü kalktı falan. Hangisine inanacağım? Ne hissediyorlar da ne düşünüyorlar da yani hepsinin başına aynı şey geliyor gibi geliyor. Yani bunun bir açıklaması olmak zorunda bence. Bilmiyorum. Sizde fal bakan varsa aranızda böyle bir şey yaşadınız mı? Sizin de başınıza geldi mi? Duymak isterim açıkçası. Merak ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda uyumak için yatağıma yatmıştım. Sol tarafıma dönmüş uyku ile uyanıklık arasında sağ kulağımda tok bir erkek sesle hiç uyumadan geldim diye bir ses işittim. Ne diyorum ya? Kısa ama çok etkili bir şey. Ya ben şeye inanıyorum bu arada. Uyku ile uyanıklık arası böyle rüya, gerçeklik, böyle algın kaybolur, böyle saçma sapan şeyler duyarsın, görürsün. Bunlara bir tık uyanıyorum ama böyle çok spesifik cümleler. Abi benim bir kere mesela rüyamda Azrail kovaladı beni amına koyayım. Kaç kaç bitmiyordu, eziyet gibiydi kardeşla. Azrail diye şey yapıyordu hani böyle kapkara bir şey beni kovalayıp kovalayıp duruyordu. Baba çıkamıyordum amına koyayım. Bak onu hiç unutmam, öyle bir rüyam vardı. Korkutucu ya. Öyle bir rüyam vardı, hiç olma. Bir de bir kere şey oldu bana. Hani bu muhtemelen rüyamda falan da görmüş olabilirim. Yatakta yatıyorum, bizim ta Etlik'teki ev. Kafamı kaldırdım. İçeri çaprazımda kapı var.
Kapının orada bir şey geldi, üzerime doğru bir hamle yaptı. Sonra ben 2-3 saat sonra uyandım. Yani muhtemelen kabus gibi bir şeydi. Beni çok etkiliyor. Mesela çok yakın bir arkadaşımın başına gelmişti bu, bakın. Çok eskiden kendisine olan... Ben mesela, ama bak, ben böyle şeyleri çok yoğun oyun oynadığım zamanlarda yaşıyordum bak. Hatta annemle Kadircan falan bana söyler, geceleri falan beni dinliyorlarmış. Ben bayağı geceleri falan evde şey diye bağırıyormuşum oğlum. İşte raşla, raşla, işte Q at, vur onu, öldür, saldır. Hani LOL ve Warband'ın etkisinden çıkamayıp rüyamda bile LOL, Warband falan görüyormuşum. Hani bayağı öyle şeyler hep yaşamışım yani. Olan bir olay bana anlatmıştı. Ben bile hani onun olayını unutmuyorum. Yine o da bir akşam uyuyor böyle yatakta. Sonra sağdan soldan bir yerden bir şey ses duyuyor, uyanıyor. Siz de yaşamışsınızdır oğlum. Ses diyor ki çok korktu, su ver diyor. Arkadaşım için biri. O sesi Allah duyuyor Allah. Yani. Sonra yanında da su mu varmış o sırada? Öyle bir şey. Ama... Ya bu hikayelerin bence %50'si doğrudur. Yani gerçekten buna inanarak anlatıyordur kişi. Bir de %50'si bu ortamda dikkat çekmeye çalışan kız profilini andırıyor bana bak. %50'si gerçekten yaşıyordur bunu. Hani kendi kafasında buna inanarak anlatıyordur. Ama %50'si de bunu ortamda dikkat çekmek için uyduran tipler de var. Ama yani çok spesifik cümle duyuluyor ya bir şeylerden. O beni çok etkiliyor. Korkutucu geliyor. Bu da aynı şekilde. Neden kız ünlem ünlem? Ne bileyim, nedense bunu hep ben kızlar, yani çevremde hep kız arkadaşlarım tarafından duydum ben bunu. Ya abi bak, bana fal baktırmayın. Bakıyorum bakıyorum, geceleri sıkıntılar yaşıyorum. Ya bak, geçen size anlatmadım. Yani hiç uyumadan geldim falan. What the fuck yani. O zamanlar liseye gidiyordum. Tatil için Ankara'ya halamın yanına gitmiştim. Orada benim yaşıtım kuzenim de vardı. Tüm gün kuzenimle bilgisayarla televizyona vakit geçirip goy goy yapıyorduk sürekli. Halamın kaldığı 5 katlı binanın en üst katıydı. Hemen karşımızda da 5 katlı bir bina vardı. 2 bina da dip dibe. Bir gün balkonda tek başıma otururken karşı balkondan benim yaşlarda bir kız bana hayvan gibi bakmaya başladı. O zamanlar çok utangaç olduğumdan ilk başta aldırış etmedim. Baktım el kol işareti yapıyor sürekli. Kalktım ayağa. Pardon, anlayamadım dedim. Kız eliyle sürekli yukarıyı gösteriyor ve bir şeyler mırıldanıyor. Lan yukarıya bakıyorum, bir şey yok. Anlamadım dedim. Bu hala bir şeyler mırıldanıp eliyle yukarıyı gösteriyor. İyice yaklaştım ve tekrar sordum. Sizi anlayamıyorum, ne diyorsunuz diye. Kız biz yukarıda oturuyoruz diyordu. Ulan zaten 5 katlı binanın 5. katında oturuyor. Nasıl yukarıda oturabilir diye düşünüyorum. Acaba çatı katı mı var diye baktım, yok. Dedim ki içeriden kuzenini çağırayım da tanıyorsa kızı mevzuyu anlatsın bana. Yoksa benim bir bok anlayacağım yok. Neyse kuzeni çağırdım balkona. Bir baktık kız yok, gitmiş. Akabinde aramızda şöyle bir muhabbet geçti. Kuzen ne oldu, neden çağırdın? Ben bir kız vardı karşı binada, biz yukarıda oturuyoruz falan diyordu. Kuzen ne kızı ne yukarısı. Ben işte benim yaşlarda bir kız, saçı toplu ve kıvırcık, kumraldı. Eliyle yukarıyı gösteriyordu sürekli, biz orada oturuyoruz diyordu. Kuzen iyi de orada kimse oturmuyor ki, onları tanıyorum. 3 ay önce gittiler, daire şu an boş. Ya bu şey gibi ya, dırdır. O anki duygumu anlatamam size. Korku, endişe, trajedi, ne ararsam var. Tabii ben bu güvenemediğimden halama da sordum. Kuzenimle aynı cevabı verdi. Bu olay beni çok uzun süre etkiledi. Şimdi aklıma geldikçe gülüyorum ama o zamanlar fena korkmuştum. Not kız çok güzel ya, insan sana buradaysan diye. Etkileyici, keşke bunun bir şeyine bağlansaydı yani mesela. Buna ne diyebilirsin ki şimdi, anlatan kişiye buna yorum yapmak zor arkadaşlar, hani ne görmüş. Bu şey gibi, neydi, bir tane çocuk annesiyle beraber oturuyor, ondan sonra tuvalete gidiyor, arkadaşları diyor ki annen aşağıda sana sesleniyor, gözleri açılıyor, ondan sonra içeridekinin kafası dönmeye başlıyor. Bir video vardı, o neydi la? Hatırlıyorsunuz mu o videoyu? Babası mıydı, neydi o ya? O ne la? Oğlum vardı ya, Instagram'da, YouTube'da falan full paylaşıyorlar. Ben bir ara eşyalardan korkuyordum. Rüyalık olmadığını bilmiyordum ama eşyaların üzerime yürüdüğünü gördüm. Babası mı o ya? Animasyon, 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 evet ya. Animasyondu bu ya. Bu yeni yeni olan bir animasyon. Bu muydu lan? Kırmızı başlıklı kız o günden sonra yabancılara asla bilgi vermemesi gerektiğini anlamış. Aldığı bu dersin ardından büyük ormanda uzun yıllar keyifle yaşamışlar. Evet Ali Osman, hikayeyi beğendin mi oğlum? Çok sevdim baba. Bu hikayeyi gerçekten çok seviyorum. Aferin oğlum. Peki hikayeden ne anladın? Yabancılarla konuşmamamız gerekiyor. Aferin, iyi anlamışsın. Diğer hikayemize geçelim mi? Baba, bir soru sorabilir miyim? Tabii oğlum. Ben canlı ders var mı? Ne alaka, bir dakika. Sakın. Osman,
Bildiğim kadarıyla yok oğlum. Seni çok seviyorum baba. Çünkü sen çok iyi bir babasın. Teşekkürler oğlum. Ben de seni çok seviyorum. Hikayeden önce tuvalete gidebilir miyim? Çünkü çok çişim geldi de. Tabii ki. Ama acele et. Yeni hikayeyi sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hemen geliyorum babacığım. Ali Osman. Kimle konuşuyorsun oğlum? Ali Osman. Ali Osman. Gelsene oğlum. Zuckerberg. Hikayeyi unuttum. Yabancı. Evet, şimdi videomuza odaklanalım. Üst katta bir şey yaşanmış olsaydı gibi çok zorlama olurdu artık, hikaye oldu belli olurdu ama hani böyle bir şey yaşıyorsun ama biz üst katta oturuyoruzun açıklaması nedir yani, oradan neye bağlanıyor tam olarak, ne deniyor yani, ne anlama geliyor onu anlayamadım. İlginç ve üç harfler kaçak kat çıkmış gibi bir muhabbet işte. Şey bir hikaye, böyle etkileyici yani, unutulmayacak hikayelerden biri. Abi mesela bizim Bilkent'in orada bir köyü var. Bilkent, Beytepe köyü mü oluyor orası? Beytepe köyü olarak Bilkent'in oraya geçerken. Baba orada arada mesela biz bir tane yol keşfetmiştik arkadaşlarla. Çıkıyorsun köyden uzak böyle toprak bir yoldan gidiyorsun. Oradan laps diye bir tane ev var. Ama eve ne giden var ne gelen var. Biz mesela sürekli oraya gidip dönüyorduk böyle korkunç müzikler açıp falan. Oraya gidip dönüyorduk. Evin sahibi bir gün bizi görse herhalde saldıracaktı da. Bence. Arkadaşlar bu olayı açıklayamıyorum da sadece yaşadığımı size aktaracağım. 2010 yılı İstanbul'dan Antalya'ya gidiyorum. Mart ayı ve Afyon'dan sonra aşırı bir kar yağışı başladı. Bu hikaye niye beni çok etkiledi. Bu ve bir hikaye daha var. Mantığını çözemedim yani, nasıl olduğunu anlayamadım. Bakalım sizin için etkili olacak. Korkunç müzik namına koyayım mesela. Hemen açayım kardeşim sana. Bu yoldan gitmeyin. Buradan son geçenler geri dönemedi. Beş dakikanız var. 5 dakika. Mesela anladın mı? Böyle bir müzik yani. Olacak mı? 2010 yılı İstanbul'dan Antalya'ya gidiyorum. Mart ayı ve Afyon'dan sonra aşırı bir kar yağışı başladı. Çubukbeli'ne geldiğimde yol kapanmıştı. Gece sanırım 1-2 saatleri arasıydı. Önümde bir araba, onun önünde de bir otobüs var. Onun da önü kuyruk zaten. Karşı şeritten ne gelen var ne giden. Belli ki o çok daha ileride kapanmış. Arabada bekliyorum. Belki 45 dakikalık yolum var ama kaldık işte. İndim, otobüse yürüdüm. Kaptan da muavin sigara içiyordu. Sizin bilginiz var mı, ne zaman açılır dedim. En iyi 2 saat dediler gülerek. Arabaya döndüm tekrar, hava buz gibi. En son saate baktığımda 3.30 civarıydı. Hem uykusuzluk hem arabanın son sıcakta çalışan klimasına olacak uyumuşum. Ondan sonrası işte benim için bugüne kadar çözülemeyen gizemin başlangıcı. Gözümü açtığımda yol açılmıştı. Yolun dışında ve sağındaydım. Arabada çeyrek depo kadar benzin kalmıştı. Hala çalışıyordu. Saate baktığımda 5.47, hiç unutmadım bu saati. Ne uyumuşum diye düşünürken emniyet kemerimi taktım, hareket ettim ama bir gariplik vardı. Bu yol Antalya yolu değildi. Sağ çektim, o zaman telefon navigasyonları çok sağlıklı değildi. İnternet az çektiği için konumu bulamadı. İlerlemeye devam ettim, yanından geçtiğim araçların plakalarına bakıyordum ya da gözüm levha arıyordu derken şu tabela çıktı. Sandıklı 30. Hiç alakam olmayan yoluma tamamen ters bir konumda uyanmıştım. İnanamadım, hemen sonra bir benzinliğe girdim. Kafam tamamen karışmıştı. Yakıt aldım. Pompacıya geri 2 defa teyit ettirdim. Bu imkansızdı. İleriden U dönüşü yaparak tam 4 saat sonra Antalya'ya vardım. Eve geldiğimde saat 10'u geçiyordu. Uyuyamadım. Kardan mahsur kaldığımız yerle gözümü açtığım yer ters istikamette tam 130 kilometre uzaktaydı. Aracı çekiciye koyup götürdüler mi diyorum. İmkansız. Yanılmış olmam imkansız. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Hiç halüsinasyon görmedim. Ya işte muavinle otobüsü süren adam. Otobüsün şoförüyle muavin acaba... Büyük çete üyesi sana sigara ikram etti, oradan senin kafanı iyi edip seni bayıltıp hırsızlık yap desem adam hırsız soyuldum derdi. Batılan denizaltı bulunmuş, herkes ölmüş. Ciddi misiniz lan? Ay amına koyayım.
görmedim. Hiç mental bulanıklık yaşamadım. Olayı bir psikoloğa anlatmaya karar verdim. Saçma sapan gerekçeler buldu. Yok, bunu çözmem lazımdı. 10 gün sonraydı sanırım. Kardan mahsup gittim. Uyandığımda olduğum yere kaç saatte giderim, nereden döndüm vesaire, ne kadar yakıt gidiyor hepsini ölçmek için. Bulunduğum yerin U dönüşü için 6-7 kilometre Antalya istikametine gitmem gerekiyordu. Yani toplam 140 kilometre civarı yol. Yol virajlı ve oldukça yoğun. Yer yer kırmızı ışıklar var. En iyi ihtimalle 2 saatlik bir yol. Bu olayı zihnimde hiç çözemedim. Bunun için 4 yıl sonra hipnoz terapisine gittim. Belli belirsiz biri belirdi zihnimde. Karşıdan Allah gelen Allah. Arabaların farlarından yüzü zaman zaman yansıyan biri. Bu kişiyle yolculuk yapıyorduk. Gece kar yağıyordu. Edi çok soru gelmiş. Bulunduğum bölgeden yanlış yöne girmem imkansız. O yol hala sürekli gittiğim yol. Karıştırmış olmam, arabaya birini almam ya da şuursuzca davranmam imkansız. Araç kullanmak şuursuz yapılacak bir şey değil. Hele ki o kar yağışı ve gece şartlarında. Soyulmadım, gasp edilme durumum yok. Uyandığımda telefonum yan koltuktaydı. Ya bunun en mantıklı açıklaması, biri uyuşturucu verip seni bayıltıp hani hırsızlık da yapmamış. Ne yapabilir ki ya? Çok saçma bir hikaye yani. O da zaten orada takılıyor. O zamanlar yollarda her yerde kredi kartı geçmediği için yanında nakit param vardı. Bak, aynı ha. şekilde duruyordu. Ben bu ihtimallerin hepsini yüzlerce kez değerlendirdim. Bu da haritada uyup uyandığında kendime bulduğum yer falan diye göstermiş. Bu nedir arkadaşlar? Ya düşünün, arabadasınız, bir yere gidiyorsunuz. Bir uyuyakalıyorsunuz bir yerde, yol tıkandı diye. Uyandığınızda gideceğiniz yerden çok farklı bir yerdesiniz. Kim geldi oraya, nasıl geldin bilmem ne, hiçbir fikriniz yok. Ve hani adam mesela yıllar geçmiş, ona rağmen çözemediği için hipnoz terapisi falan da almış ya. Oradan çok etkilendim yani. Demek ki gerçekten bir şey çözmek istiyor ve çözememiş olması beni çok canım sıktı yani. Ve şey dedi ya, demiş ya sonra birinin yüzünü hatırlar gibi oldum falan diye. Ya acaba yani şu mantıklı geliyor bana, hani uyumuş. Bazen hani mesela uyanırsın, bir şey yaparsın, onu hatırlamazsın ya. Mesela atıyorum ben bazen başıma geliyor, uyuyorum, biri beni aramış, telefonla konuşmuşum. Ama uyandığımda hatırlamıyorum telefonla konuştuğumu. Bakıyorum harbi telefonla konuşmuşum. Hani acaba öyle bir derin uyku halindeyken hani lan bir korna morna trafik açılmış, lan bir sağa çekeyim de uyuyayım deyip 140 kilometre nasıl gidecek amına koyayım? Dur baba bir dakika, çözemedim. 140 kilometre git git bitmez oğlum. Abi ekiple korku evine gider misiniz? Çok güzel bir an olur. Yapılabilir. Şimdi dur, uyudu. Düt düt, atsana oğlum kardeşim, trafik açıldı, kalktı. Hani 2 dakika sağa çekse bu çok mantıklı, hani uyur gezer gibi. Hani 2 dakika sağa çekmiş, uyumuş. Bu olur ama diğer türlü 140 kilometreyi, hani adam 140 ile gitse 1 saatte orada. Evet, denizaltı bulunmuş, gördük. Duyduk yani. Bunu açıklayamıyorum. O da açıklayamıyor, kafayı yersin lan böyle bir şey olsa. Anlamadım, arabaya biri bindi de o kişiyi bir yere götürdü, sonra hani gazla şey yaptı da onu uyuttu, gideceği yere gitti falan mı? Yani hiç böyle... Ha ya, biri uyutsa bir amaç uğruna bayıltır, bir şey yapar hani, atıyorum Allah korusun taciz olur, bir şey olur, hırsızlık olur, ne bileyim yani hani. Hiç anlayamadım bir şey yani, benim başıma gelse muhtemelen delirir ve kendimi yerdim, hayatım önce bir daha kendime gelemem. Uyur gezer diyorsunuz da uyur gezerlik 140 kilometre yol götürür mü ya? Karlı yol diyorsun bir de. Muhtemelen o karlı yolda 60 ile gidecek. 60 ile gitse 2,5 saatte anca gider. 140 kilometre. Ya da çok kötü arkadaşları var. Çok büyük bir şaka. Bilemezdim yani. Çok çok mahvetti beni yani. Ben çok etkilendim niyeyse bu hikayede. Aslında kaderin tecellisi. 13 yaşındayken köyde annemin amcasında kalıyordum. İlçe pazarının olduğu bir sabah annemin amcası, dayımın eşi ve ben pazara inecektik. Herkes hazırlandı, araca bindi, beni bekliyordu. Hazırlanıp araca indiğim sırada TV'de... Baba bak, bu tarz hikayeler hep büyüklerimizden duyuyorum ben. Hani mesela işte babaannem, rahmetli babaannem, dedem... İşte annem, babam falan öyle değişik hikayeler anlatıyorlardı ki hani, birkaçını hatta size anlatmışımdır biliyorsunuz hani. Kara kara taş şaklarım avuçlarını doldurur, pat diyor, koyun patlıyor amına koyayım. Baktığın zaman böyle bir hikaye yani. Ama herkes inanarak anlatıyor. Çok saçma değil mi ya? Tabii be, anneannemler anlatıyordu mesela. Ermişler vardı onların köylerinde, ermişler vardı. Örenler mi diyorlardı, ne diyorlardı? Geceleri köyün ilerisinden, atlarının nallarından yeşil ışıklar saçarak böyle at sürüsü olarak tepeye doğru gidiyorlarmış falan. Bakıyor, nasıl hikaye lan, bir dakika durmama köyde.
sevdiğim şarkının çıktığını duydum ve canım o şarkıyı dinlemek istedi. Sırf bu nedenle ben gitmiyorum, siz gidin dedim. Oysa ki kör yerinde pazardan pazara inilir şehre ve bir çocuk için bu fırsat asla kaçmaz. Ben ise hiç neden yokken sırf şu şarkı için pazara inmedim. Evet, sonra Aracan'ın hayranıydım. Sonuçta bir... Valla babaannem, rahmetli babaannem bunu annem mi anlatıyordu? Rahmetli babaannem mi ne anlatıyordu? Harbiden bu gerçek bir hikaye. Annem anlatıyordu herhalde. Bayağı köyde kara bir kuzu var. Kara kuzu. Kara koyun mu ya da neyse. Kara koyun var, gözleri yeşil. Yanlış hatırlamıyorsam hikayeyi. Ondan sonra koyun ilerliyor. Ondan sonra millet koyuna bakıyor. Ondan sonra koyun diyor ki, ya da kuzu mu diyor artık ne diyorsa. Kara kara daşşaklarım avuçlarını doldurur. Pat diyor, patlıyor ondan sonra. Çok saçma bir hikaye. Büyük amcamla yengem pazara giderken trafik kazası yaptı. Maalesef amcam olay yerinde vefat etti. Yengem de bir ay yoğun bakımda yattı ve o da vefat etti. Annemler benim de araçta olduğumu sandı. O yıllarda cep telefonu yok. Köyde ev telefonu da yoktu. Annem öldüğümü düşünüp kriz geçirmiş. İşte öyle, sebepler birleşir hayat olur. Bu cümleyi çok sevdim. Sebepler birleşir hayat olur. Bu tarz hikayeler Ekşi Sözlük'te çok vardı bu arada. Hani bir şey olacak, yani kötü bir şey gelecek. Sanki birileri onu hissetmiş gibi, onu bir şey olacağını biliyormuşçasına bir şey çıkıyor ve o şeyi yapmıyorlar. Aynen, yani. Oraya gitmiyorlar. Son anda vazgeçiyorlar. Biri geliyor, onu durduruyor, engel oluyor. Yani böyle o kadar çok hikaye vardı ki Ekşi Sözlük. Acaba bazen... Bak mesela bugün yaşadık arkadaşlar. Bugün yaşadık bak. Daha bugün yaşadık. Hatta babam anlattı. Babam dedi ki verilmiş sadakamız varmış dedi. Olay şu. Kadircan... Kadircan arabayı sürüyor. Tamam mı? Araba uzun süredir Kadircan'da. Annemler yazlığa gidecekler. Yarın yazlığa gidecekler. Tamam mı? Ondan sonra Kadircan sürerken hiçbir şey fark etmiyor. Babamın da içine doğuyor. Babam diyor ki oğlum diyor şu arabanın lastiklerine sen bir git baktır. Lastiklerini taktıralım bunları. Lastik değiştirelim. Normalde babam demez yani şu tarihte öyle bir şey. Arabanın lastiği zaten şey. Kaycan diyor tamam baba değiştireyim. Abi lastiği değiştirmeye bir gidiyor. Yanlışlıkla arabaya yanlış lastik takılmış. Arabanın ta çok eski lastiği ve lastik yarık. Yani lastik şu an patladı patlayacak. Allah korusun. Lastik patladı patlayacak. Ondan sonra babam iş yerinde bizim tavana bir çıkıyoruz. Biz yeni lastiği takmamışız. Eski lastiği taktırmışız. Bayağı bildiğin yarılacak, patlayacak lastikle arabada dolaşılıyormuş. Allah korumuş Kadircan'ı da. Ondan sonra yeni lastikleri takmışlar. Yani bazen böyle şeyler yaşanıyor. Bazen gerçekten evren ya da Allah bizi... Abi belki inanmazsın ama 3,5-4 sene aynı rüyayı görüyordum. Rüyam şu... Abi ilk evimizde ben annemden su istediğim zaman getirmiyordu. Babamdan istediğim devamı okunmuyor. Yazamamışsın. Dur bir dakika. Biri bir şey yazıyor. Bir dakika. Abi ben de başımda geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Ben Kahramanmaraş depremine yakalanlardan birisiyim. Geçmiş olsun kardeşim. Deprem olduktan sonra ve geçip üstümü falan değiştirmek için kısa süreliğine eve girdim. Odama girdiğimde Kur'an-ı Kerim'im düşmüştü. Yere ve sayfa açıktı. Sonra Kur'an-ı Kerim'i kapattım. Sayfanın mealini bakmadan o anki streste korkuyla aklıma gelmemişti. Keşke baksaydım deyip pişman olduğum bir andı. Neden bu kadar önemsiyorsun diyeceksen ben hafızım. Belki önemli bir şey yazıyordu diye merak ettim. Çok geçmiş olsun. Olabilir. Ve yıllar boyu bu anı hiçbir zaman unutmayacaksın. Keşke o meal şeye baksaydım. Hangi şey açık falan diye. Değişik. Bizi bir şeylerden korumak, bir şeylerden kaçındırmak için bir şeyler mi yapıyor diye düşünüyorum gerçekten. Ya mesela bir yandan da şey diyorum, amcayla yengenin de suçu vardı, onun başına geliyor ama çocuk korunuyor falan gibi de düşünüyorum. Böyle denk gelen böyle şey, tesadüfler hayatta çok var gerçekten. Yani ben de okuduğum kadarıyla görüyorum. Vallahi daha doğaüstü veya absürtü varsa gelsin, aradan yıllar geçti biz hala çözemedik. İşte tam sevdiğim hikaye. Bizim Sarıca Gitli hikayesi baba hala çözülemedi. Ve bu Sarıca Gitli'nin bize ikinci gelişi. Üçüncü de artık kim kimi yerse. 1993, deli dolu bir gencim o zamanlar. Bu arada ben daha önceki videolarda da söylemiştim muhtemelen. Böyle 90'lı yıllardaki hikayeleri çok, çok seviyorum. Yani. Özellikle 90'lı yıllarda üniversite okuyan, o zamanlar yurtta falan kalan öğrencinin başına John K. gördüm. Geliyor. İnternet falan çok yokken yani. Kuzenlerimin falan da öyle. Böyle yurt zamanı başına çok şeyler gelen çok var. Neyse. Sene 1993, deli dolu bir gencim o zamanlar. Daha yeni de ehliyet alınmış, kanımız kaynamakta. Bilirsiniz özellikle dedeler ve anneanneler torunlarına kıyamazlar. İşte ehliyet alınmış. Babam haklı olarak o dönem yeni aldığım BMW'yi vermez. Vermez. Verir. Canım dedem 83 model Broadway arabasını gözlü kırpmadan bana veriyor. Yattığı yer mekan cennet olsun. Bu arada bu hikaye de çok ilginç. Yakın arkadaşlarımdan Ahmet, Şile'de harika bir yazlıkları olduğunu ve Almanca kuzeninin yurt dışından kız arkadaşlarını tatil için her sene Türkiye'ye getirdiğini ve eğer ayarlayabilirsek Şile'deki yazlıkta ufak bir mangal partisi gibi bir şey yapabileceğimizi söylüyor. Biz 3 yakın arkadaş plan yapıyoruz. Raşitetleri ayarlayacak. Ahmet kuzenin anahtar... Bizim Ahmet mi bu acaba ya? Yılda uyuyor. Ahmet'in Şile'de evi de var. Tam böyle Ahmet'in yaratacağı bir ortam gibi.
verebilecek ve onlar bizden önce yazlığa gidecekler. Ve ben de Burak Bey aracımla ulaşımı sağlayacağım. Sıcak bir Haziran saat 16. Biz 3 arkadaş ayrıca bir de Ahmet'in bir asosyal akrabası daha yola çıktık. Çocuk biraz asosyalmiş, kaynaşsın bizimle diye Ahmet'in babası Hüseyin abi çocuğun bizimle gelmesini istemişti. Buraya kadar her şey okey ve sürüyoruz Şile'ye doğru. Bu detaylar çok önemli. 3 arkadaş falan işte beraber Şile'ye doğru yola çıkıyorlar. Olay bu yani. Asıl olay burada başlıyor. Polonezköy'e doğru giderken arabada şen şakrağız. Dört erkek vur patlasın çal oynasın espriler, şakalar, kırmızı Broadway'in içinde gidiyoruz. Ayrıca konudan alakasız bu Hüseyin abinin asosyal dediği çocuk meğerse ailenin yanında sessiz sakinmiş. Arabada anlatıyor ben Avrupa'da şöyle ben Avrupa'da şöyle göt yalarım. Böyle akıp giderken Cumhuriyet böyle göt yalarım. Köye kadar geldik. Bir ufak mola verelim dedik. Küçük su dökmek için. Küçük su dökmek. Ufak yerel bir market gibi şeyin yanında durduk. Ben bir paket uzun malbora aldım falan filan. İşimizi hallettik gidiyoruz. Düştük yine yola ve bu arada Ahmet akrabasını ve kız arkadaşlarının oraya sabahtan gittiğini ve öğlen gibi oraya vardığını söyledi. Her şey hazır. Etler yanımızda. Eğleneceğiz yani oraya gidince. Şimdi Şile'yi bilenler bilir. Orası bildiğin ormanlık yer hala. Yeni yeni insanlar gidip geliyor. Şile bayağı ormanlık bir yer değil mi? Ben hatta şu an hani İstanbulluların tatil yeri gibi bir şey. Yanlış bilmiyorsam. Oraya tatil için. Biz oraya giderken yolda ufak köy gibi yerler var. Onun dışında hiçbir yer yok. Medeniyet adına her şey Cumhuriyet köyün çıkışında bitiyor. Asfalt bile yok. Bildiğin yol toprak. Bu arada bilen varsa aydınlasın gerçekten böyle mi? Ben Ahmet'in direktiflerine göre kullanıyorum arabayı. Yolu o biliyor diye ama saatlerdir yoldayız ama bir türlü varamıyoruz. En son Ahmet dedim yolu doğru gittiğimize emin misin? Neredeyse 2 saat oldu. Hala yoldayız. Bu dedi ki reis ailece giderken. Tam bak bizim Ahmet'in konuşmaları ya. Hem buradan gidiyorduk galiba ama dur bakalım devam. Bir devam edelim bir dur bakalım ya. Edelim. Arkadaş yok gidiyoruz her yer birbirine benziyor. Her yer orman, yol, toprak artık şaka falan da yapılmıyor. Korku ve merak karışımı değişik bir duygu aldı bizi. Öyle ki bilmem ne arkadaş böyle yola kilitlendi. Ben en kötü bir köy gibi bir yer bulursak da yol sorarız derdindeyim ama yok sadece koca koca ağaçlar. En son yolda ilerlerken hayrat gibi bir yer gördük. Raşit dedi ki beyler şu... Hayda bak köylük alan, gece karanlığı ve... Tuvalet yapacak. Muhtemelen 3 harflerin tuvaletine, muvaletine, evine, mevine denk gelecek. Burada duralım benim küçük su dökmem gerekiyor. Sürekli bu tamlamayı kullanıyor benim Ahmet. Çektim sağa indik hepimiz arabadan. Raşit hayratın arkasındaki ormanlık alana gitti işemek için. Ahmet hayrata ağzını dayadı, yüzünü falan yıkıyor. Ben de bir sigara yaktım. Libido tavan olan arkadaşımız Ahmet'in akrabası Soner'e de bir tane verdim. Sigara içerek 10-15 adım yürüdük. Bizimkilerin işlerini bitirmesini bekliyoruz. O arada da konuşuyoruz. Soner dedi ki başkan dedi burada hayrat varsa köy gibi bir yerde illaki vardır sorarız ilerleriz. Ben de onu onayladım sıkıntı yok ya diyerek salladım nasıl olsa buluruz diye düşünüyorum. Raşit'in sesiyle irkildik. Araba nerede amk? Sigara içerken bir anda duyduğumuz sesle merakla arkamızda bir akıl tutulmasıyla karşı karşıya kaldık. Bildiğimiz... Az siktir lan! Bizim Renault yoktu. Uçmuştu. Ahmet ağzındaki suyu püskürtüp başlık dua okumuyor. Süpen Allah'ın bismillah diye. El freninde çektiğimi gayet net hatırlıyorum. Hayrat'ın arkası ve karşısı orman. Yani iki seçenek var. Arabaya ya arkaya doğru gidecek ya da öne. Ama yol dümdüz. İleriye baktığımızda rahat 200 metre gözüküyor. Bakıyoruz araba yok. Para, cüzdan, kimlik, mangallık et, evin anahtarı, yaz anahtarı, ehliyet, ruhsat ne ararsan arabanın içindeydi. Hadi desen ki ben el frenini kaldırmayı unuttum. Yol toprak ve taşlık. Araba sen ilerlemez. İlerlese bile az ilerler ve Broadway'ı bilenler bilir. Bu araba maksimum duyarsın yani. Sessizlik denilen bir şey yoktur o terekede. Birkaç saniyede araba kayıtlara karışmıştı. Ne yapsak diye düşünürken arabayı aradık. Yok bulamadık. En mantıklı şey geldiğimiz yolu yürüyerek geri gitmekti. 5 saat geri yürüdük. Zar zor bir Cumhuriyet köye vardık. Oradan köylülerden yardım istedik. Sağolsun jandarmaya haber verdiler. İstanbul'a geri götürdüler bize. Zaten Ahmet'in Almanca kuzeni saatler geçip de biz gelmeyince haber... Acaba bir hayrat çetesine denk geldiler de... Hayrat hani hayratın arkasında saklanıyorlar. Hayratta durmaya gelen kişilerin arabalarını çalıyorlar. Ama sesi duyarlar ya. Ay yollamış bunlar nerede diye. İşte bizim hallerden panik yapmış kazam oldu falan diye. Yani İstanbul'a geldiğimizde ortalık çok karışıktı. Derdimizi anlatamadık. Diyoruz ki araba yok oldu birden. Yok kimse inanmıyor. Hatta arabayı bile sattığımızı düşünenler oldu ama arabayı satsak kendi malzemelerimizi içinde mi bırakırdık? Ha. Yıllardır arkadaşlarla bir araya geldiğimizde halen bu olaya kafa yoruyoruz. Nereye araba bulunamamış. Gitti bu araba sahneler içinde diye. Biz 3 ihtimalle varabildik. Birinci ihtimal ben el frenini çekmeyi unuttum ve arabadan öylece indik. Zaten yolu bulamadığımızdan panik haldeydik. Kafamız bununla yoğundu. Araba gitti. Araba öylece kayıp gitti. Bizim haberimiz olmadı. Asıl sorun sahneler içinde nasıl oldu bu? Biz Soner'le ileri doğru yürüyorduk. Yani araba arkamızda kalıyordu. Ahmet bir şey duymadığını söylüyor. Araba en çok Ahmet'e yakında hemen götünü dönmüştü arabaya. Eğilip su içerken tahmini 5-6 adım ya vardı ya yoktu arabayla arasında. İkinci ihtimal. Raşit hayratın arkasının çaprazına gitmiş. İşerken de etrafa bakıyormuş. Yani yola. Arabanın
arabanın arka tarafına. Eğer araba geri gitseydi görürdüm diyor. Biz bir ara düşündük. Acaba Hayrat'a biz gelmeden önce... Bunlar tam şey mi? La kardeş, Hayrat'a ben arkamı döndüm. Orada çapraza gitse ben görürüm oğlum. Geriye gitme şansı yok. Siz göreceğiniz oğlum. İleriye mi gitti? Bir anlatın. Biri vardı da bizi görünce pustu. Sonra biz arabadan inince arabaya mı kaldırdı diye. Ona da çürüttük Raşit'in ifadesiyle. Üçüncü ihtimal, bizim araba evren değiştirdi arkadaşlar. Evet, herhalde üç harfler kaldırdı arabayı. Yıllar geçti, hala arabanın kayıtlarını soruşturdum. Bir şey çıkacak mı diye, ama yok, araba uçtu arkadaşlar. Allah Allah. Evet arkadaşlar, araba çalındı diyenler var. Eğer arabanın anahtarı sol cebimde olmasa o gün buna inanırdım, ama arabanın anahtarı cebimdeydi. Dipnot olarak da bunu da ekleyeyim dedim. Eğer bir gün Şile'ye giderseniz ve eğer sefil kırmızı bir Renault Broadway görürsünüz, bilin ki o bu kardeşinize ait. Bir gün Şile'ye gidersem siz de bunu aklınızda tutun. Sefil kırmızı bir Renault Broadway görürsem story'e atacağım. Aittir. Müthiş bir hikaye. Plakayı da ataydın kral. Değil mi bu ya? Müthiş bir hikaye. Yani benim başıma gelse yaşayacağım kriz anını, o paniğim size anlatamam. Hiçbir şekilde bunu normal ve sağlıklı bir şekilde karşılayamam. Büyük ihtimalle aklımı yitiririm ve bir de asla normal dönemem. Bakın %100, ama bir araba nasıl kaybolabilir ya? Hani bak, ben ilk düşe yapma çalındı ihtimal üzerine çok durdum. Ama hani araba zaten ses de çıkarır bence, motor çalışır. Sen yaşasan lan. Valla ben o dua eden arkadaş gibi dakika birden ben dua okumaya başlardım. Elhamdan girerdim kulfü, ayetel kürsü, nas, felak. Sabaha kadar dua konuşmasam bile, hani sesli olarak yapmasam, içimden okumaya başlardım. Sağa sola bakardım. Yavaşlardım da usul usul köye doğru yürümeye başlardım. Bir tane sopa alıp bizimkilerle beraber usul usul yürümeye başlardım. Şimdi ve çok yakınındalar, kimse uzağa da gitmedi. Zaten anahtar cebinde gitmedi. Yani geri geri gitse bir yere çarpıp durması lazım bu arabanın. Ama araba hiçbir şekilde bir de ortaya çıkmamış yani. Su falan vardı, oraya falan mı düştü Şile'nin oralarda, ne bileyim, denize menize mi düştü, geri geri gitti de sessiz sessiz. Öyle bir ihtimal olabilir ama bunu düşünmemiş olma ihtimalleri yok. Bir de bu kadar hızlı bir şekilde nasıl oluyor falan. Böyle çok ilginç bir hikaye geldi ya. Bu hikayeyi büyük ihtimal uzun bir süre unutmayacağım yani. Böyle bir şey yaşasaydınız ne yapardınız ya, ben delirirdim. Seneler sonra keşke böyle plakayı verseymiş var ya, direkt şey olurmuş. Bir yerde böyle kimsenin bilmediği uçsuz bucaksız bir yerde çıksa. Belki de benim sayemde takipçilerimden biri Şile'de oturan biri o arabayı görür ve bunun altına yazar ve bu entry'nin sahibine iletmiş oluruz. Geçmiş olsun. Aslında hatırladıkça iç burkan, garibanlık anılarına da yazılabilir ama hikayenin sonu hala beni düşündürdüğü için bu başlığa yazmaya karar verdim. Sene 2010, ergenlik çağlarımdayım. Bir sevgilim var ve ayrı şehirlerde yaşıyoruz. O İstanbul'da çalışıyor, ben ise Adana'da üniversite okuyorum. Sevgilim sandığım adam ortada hiçbir sebep yokken beni hiç arayıp sormamaya başlıyor. Gurur yapıp ben de hiç aramıyorum. Günler geçiyor, ben artık dayanamıyorum ve mesaj atıyorum. Mesajıma sadece eşya bakıyorum diye cevap veriyor. İş değişikliği nedeniyle başka bir şehre taşınma ihtimali vardı ve yeni eve taşındığımda eşyaları birlikte seçeriz demişti. Verdiği cevap karşısında şoka uğruyorum. Benimle evlenmeyi düşünen adam bir anda bensiz planlar yapıyor ve bana bir açıklama bile yapmıyor. Bu durumdan dolayı çok zor günler geçirdiğim için hiç ders çalışamıyorum ve sınavların hepsinden kalıyorum. Bütlerde kurtarma şansım varken tam da büt tarihlerinde aniden ona haber vermeden onun yanına gitmeye karar veriyorum. Psikolojik olarak o kadar kötü durumdayım ki sağlıklı düşünemiyorum. Taşınmış olabilir, o an İstanbul'da olmayabilir, olup beni görmek istemeyebilir. Sadece gidiş biletini alacak kadar param var cebimde ve gece 2'de orada oluyorum. Evinin sadece mahallesini biliyorum, konum olarak nerede olduğunu bile bilmiyorum. Dahası otogarda indikten sonra taksiye verecek param bile yok. Telefonum eski bir telefon, %100 şarj bir anda sıfırlanabiliyor ve aniden kapanabiliyor. Günlerdir yemek yemiyorum ve bayılmak üzereyim ama ben sonum hiç düşünmüyor, bir bilinmeze doğru gidiyorum. Sadece aklıma tek bir şey var, onun gözlerinin içine bakarak nedenini sormak. Hangi ayda olduğumuzu tam hatırlayamıyorum ama Adana'da havalar sıcak, o yüzden üzerimde kolsuz bir gömlek var. Yanımda sadece kol çantamı alıyorum. Otobüse biniyorum ve otobüs kalkıncaya kadar pencereden otogarda vedalaşan insanları izliyorum. Bir çifte gözüm kayıyor. 35-40 yaşlarındalar. Birbirlerine sıkı sıkı sarılıyorlar, gözlerinin içine bakıp tekrar tekrar sarılıyorlar. Hikayelerini merak ediyorum, biz de onlar gibiydik, ne oldu da böyle olduk diye iç geçiriyorum. Derken o çiftten kadın olan bizim otobüse biniyor ve tesadüfen benim yanıma oturuyor. Ben pencere kenarındayım ve yüzüm de pencereye dönük. Hiç bakmıyorum o tarafa. Yaklaşık 2 saat hiç konuşmuyoruz. Sonra abla bir şekilde sohbet açıyor o sırada. Kendi hikayesini anlatıyor. Bana sen nereye, niçin gidiyorsun diye soruyor. Ben de İstanbul'da üniversitenin arkadaşlarımın yanına gittiğimi söylüyorum. Durup dururken İstanbul'un ne kadar tehlikeli ve karışık bir yer olduğundan bahsediyor. Otogara senden önce arkadaşların muhakkak gelsin diyor. Sen orada bir dakika bile fazla bekleme diye tembih ediyor. Ablaya merak etmemesi gerektiğini söylüyorum. Arkadaşlarımın çoktan orada olacağını söylüyorum. Abla felaket tellağı gibi bir sürü kötü hikaye anlatıyor. Arkadaşlarımın çok samimi olup olmadığını soruyor. Sanki durumumu biliyormuşçasına deşeledikçe deşeliyor. Ama ben merak etmemesini söylüyorum. Otobüs Aksaray'da dinlenme tesislerinde duruyor. Ablayla ikimiz iniyoruz. Hava buz gibi soğuk. Donuyorum. Ablanın yanında fazladan bir ceketi var ve bana veriyor. Kendisi biraz kilolu olmasına rağmen ceketi küçük ve tam bana göre, bunu sonradan idrak ediyorum. Kaç gündür yemek bile yememişim. Otobüsten inerken yalpalıyorum. Ablanın bir şeyler almak için gittiği sırada bir adam yanıma geliyor ve beni kendi aracıyla gideceğim yere kadar götürebileceğini söylüyor. O sırada abla geliyor ve adamı bir güzel tersliyor. Ben de tam o an anlıyorum ablanın ne demek istediğini. İstanbul denen yer ne kadar tehlikeli bir yerse daha gelmeden başladı diye içimden geçiriyorum.
ve ablaya dökülüyorum. O sırada da zorla bir şeyler yediriyor. Aslında beni karşılamaya gelen birinin olmadığını, yanına gittiğim kişinin benim gelişimden haberinin olmadığını, hatta belki başka bir şehre taşınmış olabileceğini ve İstanbul'da başka hiçbir tanıdığımın olmadığını anlatıyorum. Abla hayretler içerisinde kalıyor ve onu aramam için ısrar ediyor. Beni gururumdan ve olumsuz bir şey duyarım korkusuyla kabul etmiyorum. Telefonda otogarda vedalaştığı sevgilisine anlatıyor durumunu. Beni sevgilisiyle konuşturuyor. Adam da bana bu kadar fedakarlığın fazla olduğunu, durup dururken aramayan birinin beni sevmediğini, o an bilmiyorum. Biz de nasihata geçmişler de kız gelmiş artık. Ama bundan sonraki hayatımı etki edecek vesaire bir sürü mantıklı şeyler söylüyor telefonda. Otogarda ne yapacağımı bilmez bir şekilde yapayalnız kalırsam başıma neler gelebileceğinden bahsediyor ısrarla. En azından geleceğini ona haber ver diyor abla ve en azından burada değilse veya seni almayacaksa otogardan tekrar bilet alırız ve seni göndeririz diyor. En sonunda ona mesaj atmaya ikna alıyorum ve mesaj olarak oraya geleceğimi, hangi saatlerde otogarda olacağımı yazıyorum. Abla benim telefonumdan kendisini çaldırıyor ve Doktor Berhan teşekkürler. Ne olur ne olmaz diyor ve telefonum kapanıyor. Abla ceketini de bana veriyor. Ben abladan sonra ineceğim için o gelmezse kendisini aramam gerektiğini ve saat kaç olursa olsun gelip beni alabileceğini söylüyor. Abla indikten sonra ben yoluma devam ediyorum. Otobüsten indiğimde malum kişinin gelmiş olduğunu görüyorum. Kafam o kadar yerinde değil ki ablayı aramak ertesi gün aklıma geliyor. Arıyorum ve böyle bir numaranın kullanılmamakta olduğunu söylüyor. Ablanın benim telefonumdan kendisini çaldırdığına eminim. Numaranın yanlış yazılma gibi bir ihtimal yok. Şimdiki hayatımı düşününce yaptığı konuşmalar aklıma geliyor ve sanki o otobüse benim aklımı başıma getirsin diye bilmiş gibi hissediyorum. Hızır gelmiş. Edit, öncelikle güzel yüklediğiniz için teşekkür ederim. Hikayenin devamıyla ilgili çok sevdiğim mesaj aldım. Aslında hikayenin kendisinden çok anlatmak istediğim, bazen o anda biz fark edemesek de birilerinden veya bir şeylerden korunuyoruz. Birileri korumamıza vesile oluyor. Oraya vurgu yapmak istemiştim. Hikayenin kendisine gelince de malum kişi neden arayıp sormadığıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Sadece gitme benden dedi. Ama benim dönüş biletimi aldı sağ olsun. Ben dönene kadar hala sevgiliydik ama otobüsün camından ona bakarken onu son kez göreceğimi biliyordum. İçim acıyordu ama elimden hiçbir şey gelmiyordu. Eve dönünce o üzüntüyle hastanelik oldum ve bir ayda kendime zor geldi. Üfürük bir hikaye gibi geldi ya. Vallahi bunu yazan arkadaş izliyorsa kusura bakmasın da. Tahmin edeceğiniz gibi yine arayıp sormadı hiç. Tabii ki ben de ama yıllar geçti, içine atamadım. Kimseye şans veremedim çünkü bir şeyler yarım kalmıştı. Bir sona ihtiyacım vardı ve bunu yıllarca kendi başıma yazamadım. Arkadaşlarım devreye girmişler. Olumsuz bir şeyler söyler de ben yoluma bakarım diye. Aksine onlar verdiği cevap umutlarıma bir tohum ekti. Ne kadar sevsem de en doğrusu bu demiş. Türk filmlerinde değildik. Aramızda dağlar ve denizler dışında bir şey yoktu. Ben bu sözün üzerine yaklaşık 10 yıl bekledim arkadaşlar. Ne? 10 yıl sonra yollarımız bir şekilde tekrar kesişti. Ben yıllar sonra karşılaşınca tekrar aynı soruyu sordum. Yine bir cevap almadım ama o gün evlenme teklif etti. Sonrasında evlendik. Bir dakika, böyle bittiğini bilmiyordum. Buraya kadar okumamıştım. O gün ablanın sevgilisi telefonda bana seven insanın acı vermeyeceğini, incitmeyeceğini, kıyamayacağını, gözünden düşen bir yaş için dünyaları yakabileceğini, merak edeceğini, bir öyle bir böyle değil net olacağını, kaybetmekten korkacağını, onun beni sevmediğini, zararı neresinden dönersem kârda olacağımı, şimdi arkama bakmadan geri dönmem gerektiğini söylemişti. Malum kişinin yanlış kişi olduğunu düğün esnasında anladım da yine gidemedim ondan. Sonrası çok daha acı. Neden hiç arayıp sormadı ya da benimle neden evlendi hala bilmiyorum. Her şey bilinmez. Yaklaşık bir yıl sonra ayrılmışlar. Abla zaten saçma değil mi ya? 10 yıl hiç muhatap olmayıp nasıl evleniyorsun ya? Bir yanda da ilk buluşmada adam evlilik teklifi ediyor. Acı bir tecrübe oldu ama hayata daha çok şey öğrendim. Bir şey olmuyorsa da ısrar edip kaderinizi değiştirmenin bir manası yok. Belki böylesi çok daha hayırlıdır. Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Bu hani şeyden sonra aslında... Değişik bir hikayeymiş. Biraz da duygusal bir yere bağlandı ama hikaye çok hoşuma gitti. Hani bazen doğru zamanlarda doğru insanlar bir şekilde bir yerden karşınıza çıkar ve size belki de duymak isteyeceğiniz şeyleri söyler ya da dediğim gibi az önce anlattığımdaki hikayelerdeki gibi sizi uyarmak için oradadırlar, bir şeyden vazgeçirmek için oradadırlar. Yani bir şekilde birilerinin hayatına birilerinin bir sebeple girdiğini düşünüyorum. Bir yerde de bir şey okumuştum daha yeni. Doğadaki hiçbir şeyin kendisi için olmadığına dair, işte toprak kendisi için, atıyorum bitki vermez, yağmur kendini ıslatmak için yağmaz, işte güneş kendini ısıtmak için ısı yaymaz gibi böyle hiçbir şeyin kendisi için olmadığını, her şeyin başka birilerine yarar sağlamak için olduğu yazıyordu. Belki de biz insanlar da öyleyiz ve aslında kendimiz için değil ama başka insanlara bir şeyler katmak için de bir amacımız olduğuna çok inanıyorum. Paranormal hikaye diye başladık ama bazı hikayeler gerçekten aşk acısı, aşk hikayesi değil mi ya? Paranormal değildi bu. Etkili. Paranormal olması doğaüstü ve böyle düşündükçe aslında bir sebebi... Mert'in götü attı ya. Korkunç bir hikaye değildi ki. Oğlum... Neyden korkabilirim? Olabilir mi diye düşündürten hikayeler. Sizin de böyle hikayeleriniz varsa dinlemeyi ve okumayı çok isterim. Çünkü gerçekten çok keyif alıyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Seri güzelmiş ha. Keyif almışsınızdır arkadaşlar. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip edin. Sizi çok seviyorum. Beni çok mutlu edersiniz. Sarmadın mı baba? Beni sardı. Menü nedir Mert'im? Bugün hiçbir plan yok kafama göre yani. Keyfimize göre takılıyoruz ya. Ne istersek öyle. Bugün hiçbir planım yok. Çünkü...
Yayına kadar uyudum. Yayın başlarken uyandım. Kafama göre takılıyorum ya. Aşklarım. İstediğiniz kişiye 10 dakikada mesaj mı attırmak? Aşklarım. Ama ne kadar da işmiş. Hepinize merhaba. Bu kamera çok yakınımda duruyor. Biraz uzağa. Ben geldim sonunda. Ben geldim. Tekrar geldim. Bir haftalık. İstediğiniz kişiye 10 dakikada mesaj attırmak. Tamam, ben Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj attırmak istiyorum kendime. Hadi bakalım. Aranın... bir haftalık aranın ardından geldim. Şehir dışındaydım. O yüzden çekme fırsatım olmamıştı. Şimdi tekrar karşınıza gelmiş bulunmaktayım. Hasta falan da değilim şu anda. Gözlerimdeki lensler... Hadi bakalım. Beni nezle yaptı resmen. Şu